Sezin aracılığıyla sesimizin başlığı tüm yurttaşlarımızı yürekten sevgiyle selamlıyorum. Tabii uzun bir aradan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir kez daha birlikteyiz ve bu basın toplantısında sözlerime başlarken özellikle Gezi davası olarak bilinen kumpas davada tutuklanan haksız, hukuksuz bir biçimde cezaevinde tutulan tüm arkadaşlarımızı en içten sevgilerimizle selamladığımızı, dayanışma duygularımızı ifade ettiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum. Umuyorum karşı vereceğimiz mücadeleyle bu haksız tutukluluğun, bu esaretin en kısa sürede son bulmasına hep birlikte katkı sağlayacağız. Şimdi dün gece Mardin'e bir müjde açıklandı diye başlayacağım. Gerçekten maalesef diyeceğim. Çünkü herhalde sadece benim kişisel duygularım değil, milyonlarca yurttaşımız da paylaşıyor. Cumhurbaşkanlığından ne zaman bir müjde açıklansa eyvah diyoruz. Eyvah, yine memleketin, yine halkımızın başına bir bela saracak. İzin verirseniz doğrudan Cumhurbaşkanlığı'nın resmi yazılı açıklamasında okuyayım. Konut finansmanı konusunda üç ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz diye başlıyor fuara başlık. Vatandaşlarımızı özellikle konut sektöründeki dalgalanmalardan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirmeye karar aldık diye iddialı bir giriş cümlesi ve konut finansmanı konusunda üç ayrı paketi milletin hizmetine sunduğu iddiası. Diğerleri de konuşuruz ama esas olarak birinci pakete yoğunlaşalım. İlk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşlarımıza 2 milyona kadar değere sahip, altını çiziyoruz, birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık %0,99 faizle konut kredisi sağlayacağız diyorlar. Bu ne anlama geliyor? Hemen çok basit bir hesap yapıyoruz. Diyelim ki bir yurttaşımız mesela 1 milyon TL kredi çekip ev alacak. Bunun karşılığında değerli arkadaşlar 10 yıl boyunca her ay 14.700 lira ödemek zorunda. 1 milyon kredi çekerse 10 yıl boyunca her ay 14.700 lira. 2 milyon kredi çekerse aşağı yukarı 28 bin lira ödenecek. Şimdi bu ülkede asgari ücret 4.253 lira. Asgari ücret 4.253 lira. Vatandaşa ev alma olanağı sağlayan saray rejimi diyor ki mesela siz bütün ailece 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi bir ay boyunca çalışın. Su bile içmeyeceksiniz. Su bile içmek yok. Gideceksiniz o parayı her ay bankaya yatıracaksınız. Böylece 10 yıl sonunda bir ev sahibi olacaksınız. Değerli arkadaşlar, halkın aklıyla alay etmek, insanların gözünün içine baka baka onları çaresizliğinden devşirmeye çalışmak tam böyle bir şey. Bakın buraya gelirken, biraz önce yürürken, odamdan çıkmadan bilgisayarı açtım. İnternette bulabildiğim en ucuz 4 kişilik çadır 4.700. En ucuz 4 kişinin yaşayabileceği çadır 4.700. Ya bırakın vatandaşın ev almasını. Bu iktidar vatandaşa çadırda yaşamayı bile çok gören bir iktidar. Peki bu kredi açıldı. Bu evleri kim alacak sorusuna bakıyoruz. Bakın açık söyleyeceğim. Kim alacak bu evleri? 4-5 maaş alan elemanlar var, onlar alır işte. Onlar alır. Nasıl olsa 4 maaş, 5 maaş rant kapısı genişletirler. Alırlar bu evi. O yüzden adını koyuyoruz. Burada halka, emekçilere, bize bir müjde falan yoktur. Burada AKP'nin yine her zaman olduğu gibi beton ekonomisini desteklemesi vardır. AKP'nin yine yandaşlarını, yandaş müteahhitlerini desteklemesi vardı. Açık konuşalım. Erdoğan'ın müteahhitlere
zengin müteahhitlere aşk ile hizmet ettiğini yeni bir örneğiyle karşı karşıyayız. Ya çok basit değil mi arkadaşlar? Mesela neden sıfır evlere ayrıcalık tanınıyor? Söyleyelim. Müteahhitleri beslemek istiyor. Ya daha kaç kere o müteahhitleri besleyeceksiniz? Vatandaşın emeğini, alın terini bu müteahhitlere aktarmaktan bıkmadınız mı, yorulmadınız mı? Biz söylemekten bıktık ya. Daha kötü bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Hani lanet olsun diyeceksiniz. Alsınlar evlerini de başlarına çalsınlar. 10 tane evleri var, 15 tane evleri var. Doymuyorlar. Alsınlar lanet olsun. Bununla bitmiyor ki. Onlar bu evleri alırken yoksullar daha büyük bir acı çekecekler. Çünkü daha önceki örneklerini biliyoruz. Mesela 2000 yılında benzer bir şey yapmışlar. Ev fiyatları %40 artmış. Şimdi attıkları bu adımda daha dün gece duyurulur duyulmaz bakıyorsunuz ortalama %20-25 ev fiyatları da artmış. Peki bu artışlar olunca ne oluyor değerli arkadaşlar? Bir, bakın açık konuşalım. Bu ülkede insanlar yıllarca çalışırdı, dinlenirdi, emekli olurdu. Emekli ikramiyesiyle kendilerine bir ev alırlardı değil mi? Böyle bir hayalleri vardı. Bunun için çalışırlardı. Ve nihayetinde bu hayallerine ulaşabiliyorlardı. Şimdi bir emekli oda alamaz hali. Ya bırakın ev almayı. Oda alamıyor, oda. Yıllarca çalışmış, didinmiş, bir tanecik hayali var. Başımı sokacağım bir evim olsun. Sevdiklerimle huzur içinde yaşayayım. Böyle bir hayal bile kurdurmayan bir iktidarla karşı karşıyayız. İkincisi, AKP bu beton ekonomisiyle durumu idare etmeye çalışırken, yandaş müteahhitleri zengin ederken, bunların etrafındaki rantiyeler 10, 15, 20 daire sahibi olup, bunların gelirleriyle servetlerine servet yatarken her gün kiralar da artıyor mu arkadaşlar? Bu dairelerin, evlerin fiyatları arttıkça bu sefer ne oluyor? Kira oranlarında da daha önce pek örneğini görmediğimiz biçimde fahiş artışlar var. Sonuç şu. AKP iktidarı insanları ev sahibi yapmıyor. Kamunun arazilerini talan ettirerek kendi yandaşlarını, zenginlerini servet sahibi yapıyor. İnsanlar bırakalım ileride ev sahibi olma hayalini. Varsa mesela babasından, dedesinden kalan evlerini de satarak bugün geçinmeye çalışıyorlar. Bunun özellikle altını çiziyorum arkadaşlar. Bakın AKP döneminde insanlar ev sahibi olmadığı gibi son 10 yılda Türkiye'de kiracıların sayısında istikrarlı bir artış var. Nüfusun önemli bir bölümü kiracı hale gelmiş durumda AKP iktidarı. Ya sözde konut sayısı artıyor memlekette ama yoksullar, emekçiler kirada yaşamaya devam ediyorlar. Hatta insanlarımız yoksullaştıkları için kiracı oranı ülkede artıyor. Yetmiyor. Bunun üzerine bir de kira zamlarıyla uğraşıyoruz. Zaten zar zor yaşadığımız evlerde kaderimiz ev sahibinin vicdanına, ev sahibinin iki dudağı arasına sıkışmış durumda. Şimdi işin AKP cenahında özeti bu değerli arkadaşlar ve iktidarın normalde bir hak olan barınmayı bir rant alanına dönüştürmesi, normalde bir hak olan barınmadan yandaş müteahhitleri zengin etme arayışı içerisinde girmesi, bu beton ekonomisiyle kendilerinin günlük dertlerini çözme çabası içerisine girmesi insanlarımızı evsiz bırakıyor. İnsanlarımızı daha zor koşullarda yaşamak zorunda bırakıyor. Yani nasıl bunlar eğitimi piyasalaştırdılarsa, nasıl sağlığı piyasalaştırdılarsa bugün de rant kaygısıyla barınmayı piyasacı bir anlayışla yönetmeye çalışıyorlar. O yüzden biz net bir şey ifade ederek sözlerimize devam edelim. Barınmayı bir rant alanı olarak gören zihniyet ile hesaplaşmadan bu memlekette konut sorununu çözmemiz, insanca yaşayabilecek evlere sahip olmamız mümkün değildir. Bakın değerli arkadaşlar, gözden kaçan bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Emekliler
Artık zaten ev alamıyorlar ya. Emekli maaşıyla ev kirası bile yok. Yani bu zihniyetin yönetmeye devam ettiği bir ülkede karşılaşacağım sorun şudur. Bakın çok açık ifade ediyorum. İnsanlar ya sokaklarda yaşamak zorunda kalacaklar. Ya memlekette huzur evleri sayısında patlama olacak, orada da kalabilirlerse. Ya da 60, 65, 70 yaşında insanlar çalışmak zorunda oldukları için çalışırken hayatını kaybeden insan sayısında büyük bir artış yaşayacak. Bakın dün açıklanan müjdenin memlekete somut sonuçlarını burada erkenden bugünden söylemeyi bir görev olarak yapıyoruz. Oysa mesele şu olsa, ya yurttaşın konut sorunu çözmek derdimiz bu olsa ne yapmak gerekir? Mesela insanlar bir söyleyeyim. Yurttaşın konut sorununu çözmek istiyorlarsa ne yapmaları lazım? Hani diyorlar ya uzun adam uzun adam. Buyurun boynun ölçüsünü görelim uzun adam. Yurttaşın kira sorununu çözmek, kira derdinden kurtarmak, herkesin başını sokabileceği, ailesiyle, sevdikleriyle huzur içerisinde yaşayabileceği bir evi olması gerekir. Esas olan budur. Hadi diyelim bunu yapamadınız. Hadi yurttaşlar beceriksizsiniz. Bu memlekette insanları ev sahibi yapamadınız. O zaman kiraları düşüreceksiniz. Kiraları aşağı çekeceksiniz. Bu tavan fiyat uygulamasıyla olabilir. Örneğin normalde yurttaşın konut sorununu çözmesi gereken Türkiye'nin sadece çok parası olanlara ev satmakla yetinmeyip ev kiralamasıyla olabilir. Örneğin bu rantiyelere artan oranlı bir emlak vergisiyle fazla evi olanlardan vergi alınabilir. Biraz sonra daha somut önerilerimize geleceğim ama mevzu sorunu çözmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer sizin derdiniz yurttaşın sorununu çözmekse insanların güvenli, huzur içerisinde, insana yakışır evlerde yaşamasının koşullarını yaratmak. Ama bunlar ne yapıyorlar? İnsanları illa borca sokuyor. Çok açık söyleyeyim. Esas dertleri kendi yandaşlarını, servet sahiplerini, rantiyeyi korumaktır. Ama öbür taraftan yurttaşın kaygısını görüyorlar. Yıllarca çalışmış, didinmiş, bir ev sahibi olamamış insanların bunu tedirginliğiyle yaşadıklarını görüyorlar. Ve görece olanak bulabilirse dişinden, tırnağından, yediğinden, içtiğinden ayırıp biriktirdikleriyle bir ev alabilirse onu da krediyle borçlandırıyorlar. Bakın şunu söylemek istiyorum. Patronların en sevdiği çalışan, en sevdiği emekçi 10 yıllık kredi çeken emekçidir. Borca girmiştir. 10 yıl boyunca onu istediğin gibi sömürürsün. İstediğin gibi ezersin. Her türlü hak gaspına uğratırsın. Çünkü artık borçludur. Geleceği ipotek altındadır. Hakkını ararken tereddüt eder. Ve buradan yeni bir emek rejimi yaratma yolu da açılır. Yani bir taşla beş kuş vuruyor. Ve hepsi esas olarak emekçi düşmanı, halk düşmanı. Mesela buradan Beykoz halkını selamlayayım. Halkı ve doğayı hiçe sayarak Beykoz'u rant uğruna kendi yandaşlarına peşkeş çekmeye devam eden bu iktidara karşı direnen Beykozlular şunu bilsinler, sonuna kadar yanlarında olacağız. Çünkü aynı zihniyetin bir devamıdır Beykoz'da yaşanan. İktidar orada iştahını kabartmış. Üçüncü Boğaz Köprüsü güzergahıyla Şile'ye kadar devasa bir alanı rant bölgesi haline getirmek istiyor. Ve emekçilerin Beykoz'da yaşayamayacakları bir hal yaratmak istiyor. Sayısız örnek verebiliriz değerli arkadaşlar. Ama uzatmayalım, somut konuşalım. Bugün hem bir kira krizi hem bir konut kriziyle karşı karşıyayız. Önce bunun adını koyacağız. Türkiye'de ev sahibi olma oranı giderek düşmekte. AKP bu memlekette insanların özgürlüklerini çaldığı gibi en temel haklarından olan barınma hakkını da çalarak bunu bir lükse dönüştürüyor. Aileden kalan bir evi yoksa başını sokacak bir ev sahibi olmak artık neredeyse imkansız hale gelmiştir. İşte bunun adı değerli arkadaşlar konut krizidir. Üstelik Türkiye konut stoku fazlası olan bir ülkeyken bu kriz kelimenin tam anlamıyla
aynı zamanda bir siyasal sistem krizidir. Bu kapitalizmin, bu saray rejiminin, bu AKP'nin krizidir aynı zamanda. İkinci olarak da bir kira krizi yaşıyoruz. Bir konut krizi yaşanıyor Türkiye'de. Bir de bir kira krizi yaşanıyor. Barınma hakkının piyasada alınıp satılan bir mal haline gelmesi ve artan bu konut fiyatlarıyla birlikte Türkiye'de kiralar fahiş noktalara varmış ve kiracılar ya yıllarca yaşadıkları evlerden ayrılmak veya tam anlamıyla ev sahibinin insafına terk edilmek durumunda kalmıştır. Bu iki krizin de çözümü gayet basittir. Saraylarda keyif yapanlar pek anlamaz. İnsanların ihtiyacı olan şey başlarını sokacakları bir ev, daireden söz ediyoruz. Konut hakkını, yani insanca barınma hakkını tıpkı ekmek gibi, su gibi temel bir hak olarak görmeye başladığımızda sorunu esastan çözmeye başlarız. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak konut ve kira krizi konusunda önerilerimizi 3 başlıkta kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. 1. Kira artış oranlarına ilişkin kanun dışı uygulamalar denetlenmeli ve keyfiyete kesin olarak son verilmelidir. 2. 3'ten fazla konutu olanlarda her ev için artan oranda vergi alınarak bir konut destek fonu oluşturulmalıdır. Böylelikle fiyatları emlak piyasası değil, yurttaşa konut hakkı prensibi belirlemiş olur. Emlak ve inşaat baronlarının değil, kiracının, öğrencinin, yoksul, dar gelirli emekçinin yüzü gülüyor. 3. Bu fon devletin maliyetine konutlar üretmesi ve öğrencilere yurt sağlamak, kira yardımı yapmak gibi amaçlar dışında kullanılamaz. Yerel yönetimlere sosyal konut üretme önündeki engeller kaldırılsın. Konut fazlaları sosyal konutlara dönüştürülecek şekilde devlet ve yerel yönetimler tarafından alınarak asgari ücretin en fazla 1/3 bir bedel karşılığında ihtiyaç sahiplerine verilsin. Eğer niyet varsa halkın sorunlarını çözmek, yoksulun, emekçinin kirayı nasıl ödeyeceğim diye ay sonunu getiremeyen dar gelirliğin derdini çözeceksiniz, o zaman öyle rant projelerine patronların, inşaat patronlarının, yandaş müteahhitleri bir kenara bırakacaksınız, halkın dertleriyle ilgileneceksiniz. Bunun dışında ne söylüyorlarsa hepsi yalan. Paketin diğer maddelerine girmeye ihtiyaç bile duymuyoruz değerli arkadaşlar. Çünkü açıkça yandaş müteahhitlere rant değişimi ve özellikle ikinci maddede hani şu itirafı barındırarak ekonomiyi batırdık. Devletin kasasında para kalmadı. Yurttaşın kefen parasını da alın. Yastık altında kalmış altını varsa, kenara 3-5 kuruşlu dolar bıraktıysa onu da alın. Elinde hiçbir şey kalmasın insanların. Yeter ki biz şu ekonomiyi seçime kadar idare edebiliriz diye düşünüyorum. Değerli basın emekçileri, sevgili halkımız. Diğer mesele de geçtiğimiz hafta hiç neredeyse gündemden düşmüyor. Göç üzerinden yaratılmak istenen tartışmalar. Türkiye İşçi Partisi olarak biz bu saray rejiminin yarattığı göç sorununu çözmek için ciddiyetle çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Türkiye'yi emperyalistlerin bir göçmen kampı haline getiren saray rejimi ne bu ülke yurttaşlarını ne de bu ülkedeki göçmenlerin hakkını, hukukunu falan gözetmiyor. Bizlere insan muamelesi bile yapmıyor. Bu yüzden ortada adına göç yönetimi, göç politikası diyebileceğimiz bir şeyin bulunmadığını tespitle başladık. Ortada bir göç yönetimi planı, bir politikası yok. Siz göçmen emekçiler korkunç sömürü koşullarında çalışıyor. Özellikle kayıtlara geçmesi için söylüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Süleyman Soylu çıktı ve yine her zamanki gibi utanmadan, sıkılmadan fabrikanda Suriyeli çalıştı. Sigorta da yapma, sonra bu Suriyeliler ne olacak de önce iş insanları isyan edecek
gibi bir cümle kurdu. Hani normalde bu nasıl utanmazlıktır diye sormamız lazım ama söz konusu çalışma olunca bu soruyu sormak bile anlamsızlaşıyor. Yani dünün Çalışma Bakanı, bugünün İçişleri Bakanı patronlar için yerli yurttaş fark etmez nasıl bir sömürü imparatorluğu kurduklarını kendi ağzıyla açıkça itiraf ediyor. Değerli yurttaşlar, önce neo-Osmanlıcı, milliyetçi, İslamcı hayallerle Suriye'nin bir kan gölüne çevrilmesine destek olup milyonlarca insanın yerinden yurdundan olmasına sebep oldular. Sonra kayıtsız belgesiz göçmen emeğinin sömürüsüyle patronları beslediler. Kârlarına kâr, servetlerine servet kattılar. İşte bu ikisi Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiminin özetidir diyoruz. AKP'nin yaratmak istediği ülke hayalinin reklam filmini hep beraber izlemiş oluyoruz. O yüzden diyoruz ki Türkiye İşçi Partisi'ne bu gerçeği ortaya koymadan, bununla hesaplaşmadan bu memlekette hiçbir sorun çözülemez. Çözülemez. AKP'nin sistemsiz, tutarsız patronları ve ağabeyi memnun etmeye dayalı göç idare anlayışının halkımızda bir kaygı yaratması son derece normaldir. Kaygıların esas düğümlendiği yer birlikte yaşadığımız, birlikte ürettiğimiz bu ülkenin elimizden kayıp gitme endişesidir. Yarın nasıl bir ülkede yaşayacağımızı kestirememenin verdiği güvensizliktir. Bu ülke nasıl bu hale geldi? Bizim çocuklarımızı ne bekliyor? Gibi sorular bizce de son derece haklı sorulardır. Bunu söyledikten sonra mutlaka eklememiz gerekiyor. Halkın bu haklı kaygılarını, halkın bu haklı sorularını göçmenlerle, göçmenlerin gelmesiyle başlatan ve sadece onların gönderilmesiyle ortadan kalkacakmış gibi gösteren anlayışa karşı da son derece dikkatli durmak gerekiyor. Çünkü değerli yurttaşlar, bugün bu hayatı bize cehenneme çeviren, ülke insanını piyasanın insafına terk eden, eğitim sistemini yamalı bohçaya çeviren, kadınları sokaklarda yürümeye korkar hale getiren, ülke insanını birbirine düşman edip bölen göçmenler değil, saray rejimidir Tayyip Erdoğan. Onlar bu ülkeye giydirmeye çalıştıkları o piyasacı, yobaz toplum projesiyle ülkemizin geleceğinden kaygı duyar hale gelmemize sebep olan temel sorunlardır. O yüzden değerli arkadaşlar, esas sorumluyu halkımızı yoksulluğa, sefalete, geleceksizliğe sürükleyen saray rejimini hesaplaşma konusu yapmamız gerekiyor. Bununla da hesaplaşma yaşanmadan, sermaye düzenini ortadan kaldırmadan bu ülke nereye gidiyor sorusu da asla ortadan kalkmıyor. Halkımıza şunu söylüyoruz. AKP ülkeyi göçmen idare merkezine çevirdi. Bu çok ciddi bir sorundur ve bu sorunu biz çözeceğiz. Sorunu yaratanlar çözemez. Bu sorundan nemalanmak isteyen, bu sorundan oy devşirmek isteyenler, buna oy kaygısıyla yaklaşanlar da bu sorucu. Nefretle yaklaşan, ateşe benzin dökerek ilerleyenler bu sorunu çözemez. Bu sorunu AKP'nin suçlarını temize çekmek, Erdoğan'ın sorumluluklarını gizlemek için provokasyonlar gerçekleştirenler de çözemez. O yüzden diyoruz ki bu sorunu biz çözeceğiz. Değerli yurttaşlar, dikkatinize sunuyoruz. AKP ve Erdoğan bu tartışmayı çok sevmişe benziyor. Geçen hafta 1 milyon kişiyi göndereceğiz diyorlardı. Şimdi tutacağız diyorlar. Herkes göçmenleri tartışsın. HDP göçmenler yerleşsin ki bu halk bir olur. Zamlı elektrik faturasına, artan kiralara, pazardaki marketteki fahiş fiyatlara karşı sesini yükseltmesin, bunun hesabını sormasın istiyorlar. O yüzden tüm yurttaşlara çağrı yapıyoruz. Yurttaşlarımız dikkatli ve müsterih olsun. Bu ülkeyi cehenneme çeviren AKP'nin kendi sorumluluklarını gizlemesine, suçlarını başkalarının sırtına yükleyip hesaplaşmayı ertelemesine asla ama asla
izin vermeyeceğiz. Ha, somut olarak ne yapacağız? Somut olarak çözüm önerilerimizi sunuyoruz. Bir, göç dalgalarının başlangıcı savaşlar, insanları yerinden yurdundan eden emperyalist müdahalelerin ürünü olan savaşların karşısında duracağız. Türkiye'yi Orta Doğu'daki savaş girdabına sürükleyen akıl dışı politika anlayışından derhal vazgeçmeliyiz. İki, savaşlardan, katliam ve politik kıyımlardan kaçan kişilerle sadece ekonomik amaçlarla Türkiye'ye gelen kişiler farklı gruplardır ve farklı politikaları gerektirir. Sınır politikamızı AKP iktidarının ideolojik tercihleri ve sermayenin, patronların ucuz iş gücü talebine göre değil, evrensel hukuk ilkeleri ve halkımızın yararı uyarınca yeniden şekillendireceğiz. 3. 2016 yılında imzalanan ve ülkemizi bir göçmen idare merkezi haline getiren Geri Kabul Anlaşması iptal edilecek. Avrupa Birliği ve Körfez ülkelerinin bu sorunun çözümünde eşit sorumluluk paylaşmasını zorlayacağız. 4. Göçmenler dahil bu ülkede yaşayan kimse kayıt dışı, sigortasız ve insanlık dışı koşullarda çalışmayacak. Eşit işe, eşit ücreti ve sosyal adaleti sağlayacağız. 5. Yurttaşların yaşam biçimleri ve özgürlüklerine yönelik kaygılar ciddiyetle ele alınacak. Eşit yurttaşlık mücadelesine, emeğiyle geçinen ve toplumda yaşama iradesine sahip herkesi dahil edeceğiz. 6. Eşit ve özgür bir ülkede mücadelemizin nefret dolu provokasyonlarla bulandırılmasına, AKP'nin, saray rejiminin bu yolla kendi sorumluluğunu ve suçlarını gizlemesine kesinlikle izin vermiyoruz. Değerli arkadaşlar, ülkemizin gerçek sorunlarına ilişkin somut önerilerimizi içeren değerlendirmelerimizi bu vesileyle sizinle paylaşmış olduk. Sözlerimi bitirirken, memlekette bu kadar ciddi sorunlar var. Bütün yurttaşlarımız bu kaygılarla, bu dertlerle nasıl hayatlarını idame edeceklerini devam edecekler, bu gerici, bu yobaz zihniyetin nelerle uğraştığına dair iki örnek vermek istiyorum. Birincisi, Eskişehir'de, Eskişehir ülkemizin güzide kentlerinden bir tanesi. Gençlerin çok yoğun yaşadığı, üniversite öğrencilerinin ağırlıklı olduğu güzel bir kenttiriz. Sanatçılar üstelik yıllardır pandeminin bütün yükü neredeyse omuzlarına bırakılmış durumda. Şu anda Türkiye'deki tek pandemi önlemi olarak müzik yasaklarının devam ettiği bir tabloda bir festival düzenlemek istiyorlar. Aylardır bu festival için çalışmalar yapılıyor. Organizasyonu Eskişehir Valiliği bir son dakika kararıyla bu festivali yasaklıyor. Bu çok açık bir yolsuzluktur. Bu sanata düşmanlıktır. Bu memlekette insanların dertleriyle dertlenmeyen, kendi derdinden başka hiçbir sorunla ilgilenmeyen bir zihniyetin sanat düşmanlığını, gençlik düşmanlığını, insan düşmanlığının örneklerinden bir tanesi. Bu kararı şiddetle protesto ediyoruz. Sanatçı arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu ve dayanışma duygularımızı paylaşmak istiyoruz. İkincisi de değerli arkadaşlar, gerçekten memlekette şeriat kurallarını mı ilan ettiler, bizim haberimiz yok, bilmiyorum. Rakı içerken fotoğraf paylaştıkları için insanların tutuklama talep edilmesi bizim asla kabul edemeyeceğimiz bir şeydir. Burada tek cümleyle yanıtlayacağım. Bu memleketi yobazlara, yobaz zihniyete terk etmeyeceğiz, teslim olmayacağız. Hiç kimsenin kaygısı olmaz. Teşekkür ediyorum.